Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Baykar Savunma'nın teknoloji lideri Sayın Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerle bir araya gelmişti. Selçuk Bayraktar bu buluşmada yaptığı konuşmasında Bayraktar TB3 üzerinde durdu ve hemen biraz geleceğe bakalım. Kendi sınıfında dünyanın ilk kısa pistli gemilere konuşlu SİHA'sı olacak. Gerçi dün bir Amerikalı firma kısa pistli gemilere biz de yapıyoruz, İlk biz yapacağız diye açıklamada bulundu. Ama bakalım kim önce yapacak? Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma şayet bir gün görev almayı başarabilirse bu çalışmalarımız, muharebe sahasında kullanılırsa nasıl ki Türk SİHA'ları dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandılarsa muharebe tarihinde devrim yapacak inşallah. Bunu da bugünden tarihe not düşmüş olayım ifadelerini kullandı. Amerikalı firmaya meydan okuyan Selçuk Bayraktar'ın bir kez daha yüzümüzü kara çıkarmayacağından eminiz. Türkiye'nin gururu, Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar Savunma'nın teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, ürettikleri tüm SİHA'ların arkasındaki beyin desek yanlış olmaz. Tabii ki abisi Sayın Haluk Bayraktar'ın ve firmada çalışan mühendislerimizin de hakkını yememek lazım. Baykar TB3, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen, katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracıdır. TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak uçak eksikliği üzerine geliştirilmeye başlanmıştı. Bayraktar TB3 ilk kez Selçuk Bayraktar tarafından 29 Ekim 2020 tarihindeki paylaşımla duyurulmuştu. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda PD-70 olduğu bilinen yerli motorun test edildiğini ve bu motorun AKINCI taarruzi insansız hava aracı ve Bayraktar TB3'e entegre edileceğini belirtti. Selçuk Bayraktar, motoru dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olarak lanse etmişti. Selçuk Bayraktar daha sonra Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında ve daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor ifadelerinde bulunmuştu. Bayraktar TB3'ün geliştiricisi Baykar Savunma, 21 Temmuz 2021'de Twitter'da yaptığı paylaşımla TB3'ün TCG Anadolu'da konuşlanmış halinin ilk bilgisayar görüntülerini göstermişti. Paylaşımdan Bayraktar TB3'ün jet motoruna sahip Bayraktar Mius Kızıl Elma ile birlikte görev yapacağı da öğrenildi diyelim ve videomuzu sonlandıralım.